Amim do Ayseli, toprak Ayseli. Zana Ayseli pe çevirirdi tenge doğru. Kızır zire bir ödemerdi. Je Ayseli onda konmama pe çevirirdi doğru. Yürürük bir ödemerdi. Ayselcan, sıradan kimlikler taşımıyor. Ayselcan, Dersim coğrafyasının her de derveşin çocuğudur. Bir kadındır. Ayselcan bir hukukçudur. Ayselcan bir insan hakları savunucusudur. Ayselcan Kürttür. Özgürlük savaşçısıdır. Sıradan bir insan değildir. Ve bu coğrafyada, acıların coğrafyasında doğmuş, o acıları hep içinde hissetmiş, durmak değil, acı içinde olan toplumun özgürlüğünü, demokrasisini, insan haklarını inşa etmek yakışır demiş. Ve bu yolda kendini, canını feda edercesine mücadeleye adamıştır. Bir mücadele kadınıdır. O bir anıttır. Sıradan bir kadın değildir. Biz Ayselcan'la birlikte tüm hasta tutsaklara özgürlük talep ediyoruz. Ayselcan'ın şahsında hepsi için aynı özgürlüğü, aynı hasreti, aynı talebi dillendiriyoruz. Cezaevlerindeki hasta tutsaklar bir an evvel özgürlüğüne kavuşmalı. Bir zaman pes etmeyeceğiz, bıkmayacağız. Dediği gibi arkadaş için gerçekten yani çok üzülüyoruz. Ama insanlarımız, bir sürü insanlarımız cezaevinde hastayken, ölüm döşeğindeyken hiçbir zaman edemiyorlar, bırakamıyorlar. Onların müdahalesini, onların inancına, onların kuvvetine onur diyoruz. Aysel Ebal'in doğduğu topraklarda bunu yapmak, yani aslında onun bize verdiği düşünceyle beraber bu cesareti alıp buraya gelmek Aysel arkadaşımızın sayesinde ve tabii Kürt kadınlarının, Alevi kadınlarının bu coğrafyada emeği geçen her kadın arkadaşımızın aslında bize verdiği cesaretle beraber burada olmakla yaktığımız çıraların kendilerine özgürlük, Aysel arkadaşımız şahsında özgürlüğünü ve kendisine şifa diliyoruz. Bizler Dersimli kadınlar olarak Aysel Tuğlu köyünde onun yaşadığı topraklarda, daha önceden ayak bastığı topraklarda burada Aysel Tuğla ve tüm hasta tutsaklara özgürlük demek için bugün burada buluştuk. Diliyorum ki bu çığlıklarımız elbette ki birilerine ulaşacaktır ve Aysel Tuğluk ve onun gibi bütün hasta tutsak yoldaşlarımız en kısa sürede serbest bırakılırlar. Bu artık Türkiye'de yapılan bu uygulama, mahpuslara, tutsaklara yapılan bu uygulama her şekilde yani insanlığa yakışmayacak bir seviyeye gelmiş vaziyette maalesef. Birçok tutsak arkadaşımız cezaevlerinde öldü. Birçoğu da ölmesine yakın ancak tahliye edilebildiler. Ama bizler şunu biliyoruz ki elbette ki yoldaşlarımız mücadelelerinden hasta olmalarına rağmen vazgeçmediler. Bizler de dışarıdaki insanlar olarak bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Yoldaşlarımızın her zaman yanındayız ve onlara özgürlüklerini talep etmekten de vazgeçmeyeceğiz. Burada bizler de şunu söylüyoruz. Aysel Tuğluk ve onun gibi bütün hasta tutsaklar bir an önce serbest bırakılsın. Bu lokmamızı tüm canlara, tüm arkadaşlarımıza, tüm yoldaşlarımıza özgürlük getirmesini dileyerek pay etmeye başlayacağız. Şirin yapalım. Kabul olsun. Tamam mı?